Merhabalar. Bugün Sia Mobil'deyiz. Kulis Karavan ve Expedition, yani arazide gidebilen karavanlar üretiyorlar. Bu çok yakışıklı bir araç. Bununla başlamak istedim. Bu Mercedes Unimog. Bazı şeyleri değiştirmişler. Öncelikle bazı şeyler zaten standart geliyor. İşte bu winch'tir, offroad ekipmanı zaten bu araçta standart var. Aynalarında fark ederseniz. Camlara korumalar taktırılmış. Kesinlikle dal, çalı, çırpı kırmasın diye. Ve ışıklandırmayı değiştirmişler. Böyle angel eye farlar, ledler var. Çok güzel. Çok son derece şık bir araç olmuş. Onun haricinde lastikleri görüyorsunuz. 4x4'ün ruhuna yakışır lastikler. İç kabin mütevazi bir iç kabine sahip. Ben askerdeyken böyle bir araçla seyahat etmiştim. Asteğmen'dim. Bu tarafta oturuyordum genelde. Şöyle son derece mütevazi bir iç yapıya sahip. Çok bir şey beklememek lazım. Bunlar sağlamlıklarıyla ünlü araçlar. Burada dış duşu var. Sıcak soğuk. Gördüğünüz gibi. Burada tuvaletin kaseti. Alt kısımda Temmuz silopesi var. Merdiven çıkıyor. Çıkınca nereye takılıyor acaba? Bunlar sabitlemeler. Arazide kaldığınız zaman stabilize sağlıyor. Merdiven şöyle oturtuluyormuş. Aracın arkası da son derece yakışıklı. Yaklaşma açısı dediğimiz bir açı var. Yani böyle bir tepeden falan inerken altı sürtmemeniz için şöyle bir tasarıma sahip olması gerekiyor bu araçların. Şöyle. Belki stop lambalarına da küçük bir koruma yapılabilirdi. Burada içerideki depolara ulaşacağınız bir bölüm var. Bu da güzel düşünülmüş. Orada çekmek için olan kanca mevcut. İki tane merdivene sahip araç. Bu hem merdiven hem sanırım güvenliği sağlaması için. Gene burada da şöyle led yan lambalar var. Burada dış elektrik var. Burada buzdolabının menfezini görüyorsunuz. Camların korumalıkları var hepsinin. Offroad ruhuna yakışır. Şoför kabinini de göstereyim size. Şoför kabini de şu şekilde. Şoför tarafı. Bu yukarıdan içeriye geçiş var. Orada da bir kepenk sistemi var. Onları da göstereceğim birazdan. Tekrardan aracı bir daha göstereyim şöyle size. Son derece yakışıklı bir araç. Fuarın erken saatleri. Fuar yeni başladı. Şimdi bu aracın iç kısmını da göstereceğim size. Kapı kısmı böyle. Saklama gözleri var. Girişte hemen sol tarafta pis su deposu ve temiz su deposunun göstergeleri, kontrol ünitesi var. Burada bir voltmetremiz var. İçeride geniş bir kısım oturma grubu bizi karşılıyor U şeklinde. 3 tane karavan camıyla donatılmış bu kısım. Güzel ambiyans ışıkları var. Ayrıca okuma lambaları da var. Masa bildiğiniz gibi bunlar genelde iniyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası çift kişilik. Hatta belki zorlasan 3 kişi bile yatar. Geniş bir yatak oluyor. Burada bir Ken marka ikili ocak ve evye sistemi var. Buralar herhalde öyle... Değişik bir bas çek kilit sistemi kullanılmış. Şöyle ortasından basılıyor, yanlarından tutuluyor. Bu 15'lik. 15'lik kavak kontradan yapılmış dolaplar. Buralarda gördüğünüz gibi lambalar bağlanmış. Tüm dolapların iç aydınlatmaları var. Berhini marka sineklikli, gölgelikli karavan camları kullanılmış. Tedford fırınımız var. Tedford
fırın var. Sadece LPG ile mi çalışıyor? Elektrik de var mı? Sadece LPG ile çalışıyor. Zaten aracımız da benzin LPG olarak çalıştığı için 120 litre bir LPG tankımız var. Buraya kamera cihazı gelecek. Şu an kameranın bağlantısı. Şurada da gene güzel küçük. Evet. Böyle bütün kısımları değerlendirmişsiniz. Evet. Buzdolabımız var. 12 volt. 12 volt. 120 litre mi? 95 litre diye biliyorum. Çalışır durumda. Buradan ön kısma geçişimiz mevcut. Şoför kısmına. Buradan şoför kısmına geçiş. Burada bir elektrikli kefengimiz var. Elektrikli. Ha, isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Açıp kablo sıkışmasın. Bu altta gene saklama kısımları mevcut. Kısımımız olmadığı için saklama kısımlarımız boş. LPG tankı aracın altında. Problem olmuyor. Yine banyomuz. Banyo gene şöyle kavak kontra bir yumuşak dönüş kullanılmış. Banyoyu şöyle göstereyim. Burada uzayabilen evye mevcut. Duş olarak kullanılıyor. Tedford CS223 kasetli tuvalet kullanılmış. Burada güzel şık bir basamak şey var. Izgara var. Duş ızgarası. Gene burada da küçük bir dolap var ama tabii biraz kablolarla kablolardan biraz yer kalıyor gene. Şurada nasıl açılıyor bu? Ha, bu şekilde. Kombimiz var LPG ile çalışan sıcak su için. O LPG hepsini tabii. Basıncı yetiyor değil mi? Evet, hepsine bunlar basıncı yetiyor. Zaten regülatörü var. Tamam. Şurada da gene çok küçük. Çok ufak bir gözümüz var. Her yeri değerlendirmeye çalıştık. Öyle söyleyeyim ben size. Burada çift yönlü fan var. Evet. Yani istersek içeriden dışarıya, istersek dışarıdan içeriye hava üfleyen. Güzel bir aydınlatması var. Gayet yeterli. Geniş bir banyo olmuş. Buralarda alüminyum profiller kullanılmış. Bazen soruyorsunuz banyoda ne var, su alır mı almaz mı diye. Yok, ürünlerimiz suya dayanıklıdır. Zaten kapak kontrol plak şişme yapmaz. Bir problem olmaz. Burada yine çift kişilik bir yatak var. Tahminim 2 metreye 130. Doğru mudur? 2.10'a 145. 2.10'a 145. Evet. Gayet genişmiş. Burada İşte burada işçiliği görüyorsunuz arkadaşlar. Burada zor bir dönüş var. Evet. Alüminyumdan dönmek kolay. Dışarıdaki görüntünün güzelliği burada birazcık zorladı. Burada da yine 4 tane karavan camı kullanılmış. Evet. Ferah bir ortam yaratılmış. Gayet güzel bir araç. Zaten dışı çok yakışıklı ve geldik en önemli kısma, maliyet. Bu araç satılık mı şu anda? Bu araç müşteri aracımız. Özel imalat yapıldı müşterimiz özel. Şu an kendisi ilana koydu internette. Şu an araç ilanda. Evet. Biliyor musun peki fiyatını? Fiyatı 100 bin dolar. Ama 100 bin dolar. Öyle değil. Çok da düşük oluyor. 100 bin dolar. Doları tabi takip etmek zor ama 1.3 milyona denk geliyor diyebiliriz yani, yaklaşık olarak. Tercih sizin. Eğer bu fiyat eder diyorsanız ya da etmez diyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabii burada ciddi bir emek var. Peki böyle bir aracı getirsek boş halde bu şekilde bir dönüşüm tahminine kadar mal oluyor? 36 bin Euro'dan başlangıç fiyatı. 36 bin Euro'dan başlıyor. Donanıma göre değişiyor. Muhakkak. Bu araçta 400 amperaj elektriğimiz var. Ben bir tane orada gördüm. Bir tane de bu tarafta ağırlık dengesi için. Çok güzel. Hepsi tek tarafa koymadık. Aynı şekilde su depomuz, pis su depomuz, kirli su depomuz ağırlıkta dengeli şekilde. Bir daha bir gösterebilir misin? Tabii. Ben size açayım burayı, rahat rahat göstereyim. Burada 200 amperlik 12 voltluk bir akümüz var. Karşı tarafta da 200 amperlik 12 voltluk bir akümüz var. Burada genleşme tanklı bir hidrofor var. Evet, hidroforumuz var. Kullanılan malzeme kavak kontra. Bu evet. Da güzel, hafif bir araç çıkmış. Kaç ton olduğunu biliyor musun aracın? Kaç ton olduğunu, araçta kilo problemi olmadığı için taşıma hakkı yüksektir. Tahminim 10 ton vardır bunun. Çok daha yüksek. O yüzden hiç tartma gereği duymadık ama tahmini 1 ton, 1,5 ton arasıdır. Hani çok fazla da bir, tabii bunda sular, LPG,
bunlar dolu şekilde düşünüldüğü zaman. Ekstra olarak 1-1,5 ton binmiştir diyorsun araç hariç. Evet. Çok fazla. Çünkü dışarıda iyimser bir şey. Saç işçiliği var. Ama sadece köşelerde. Dıştan alüminyum kompozit, içten yine kavak kaplamadır. Peki belirtmediğimiz, eklemek istediğin bir şey var mı? Aracımız dolu bir araç zaten. Tamam. Bu araçta doğaya çıktığı zaman suyu bitmediği sürece hiçbir yere bağlı. Su deposu kaç litreydi? 300 litre. Kolay kolay bitmez arkadaşlar. Yani normal bir karavanda 100-110 litre oluyor. Oradan hesap yapın. Çok teşekkürler. İyi fuarlar. Sağ olun, iyi günler. İyi günler.